Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Gençler, inan bu abileri yapacağım dersi sizden dolayı gördüğünüz gibi kaldırdım. Birinci derecede muhatap sizsiniz. Abilerimizin psikoloji çok iyidir. Onlara gerek yok ama yani bana lazım. Sonra size de çok da lazım. Verecek misin? Geç abi geç. Sen işine bak. Burada mıyız? Tamam. Bak bakalım. İnsan niçin işini sevmez? Sıkıldığı için. Sıkıldığı için. Yani işini niçin sevmez? Mesela herkes bir şey düşünsün bakalım. Bıkarsa. He? Bıkarsa. Nasıl? Bıkarsa. Bıktığı için sevmez. Yapmak istemediği için. Ya niçin işte sevmez bunu? Zor geliyor. Severek yapmadığı için abi. Severek yapmadığı için. Efendim abi? Kazanç, iyi kazanç gelmediği için. Güzel. Başka? Zorun olduğu için. He. Peki ben okuyayım mı? Hedefi gayet olmadığı için. O da antika. İşin ücreti olmuyor. İnsan işini niye sevme? Çünkü kendisini sevmediği için. Kendisini sevse, kendisiyle barışık olur. Kendisiyle barışık olan hangi iş onun işi olduğunu bilir. Bir insan bunu mu yapayım, bunu mu yapayım? Kararsız. Çünkü niye? Kendi alemi kararsız. Kendini tanımıyor. Ha? Benim işim bu. Mesela burada kalıyorsunuz. Kaldığınız için demiyorum. Burada kalıyorsunuz yurtta. Bu bir yatırımdır. Elbette anne babanız yok. Tamam. Mahalledeki ve evdeki imkanlarınız tabii ki o kadar yok. Ama burada bazı imkanlar var ki orada yok. Sosyal tarafımız burada çok güçlü. Ama kendine değer verme nispetinde bir insan burada kalabilir, yoksa kalamaz. Yani 3-5 sene bir fedakarlık yapacaksın çekirdek ama hem dünya hem ahirette ağaç olacaksın. Kolay değil. Ha bedel ödeyeceksin. Bedelsiz hiçbir şey verilmiyor. Şu anda kalmadı. Tamam. Geçici bir şey tercih ettin. Gitti. Tamam gitti. Ne yapacak? Ha. Baba yerine baba olacaksınız. Baba ahirete biz geçeceğiz. Ondan sonra saçı tutacağız. Vay. Vay. Ne yaptı? Şey için söylemiyorum ha. İnsan yaptığı şeylerden pişman duyar. Bir de iki şeyde pişman duyar. Bir yaptığı yanlışlıktan, bir de yapmadığı iyiliklerden. İki şeyde pişmanlık duyar. Ben mesela 54 yaşındayım. 54. 17 yaşında sizin gibi böyle girdim ama siz bahtiyarsınız. Sen kaç yaşındasın? 13. 4 sene sonra ben de direkt 17 yaşından bu tarafa geçen ömrüme bahlanmıyorum hamdolsun. Aşağı yukarı elhamdülillah diyorum. Allah kabul edersin. Ne demek istiyorum biliyor musun? İnsanlığı canlı ve ümitli tutan Allah'a ve ahiretle ümitli olmaktır. İnsanı dünyada huzurlu ve mutlu yapan nedir? Ben öyle insan biliyorum ki inan bana. Servetinin haddi belli değil. Ama huzuru yok. Benim hiçbir şeyim yok. Benden yardım istiyor. O huzurlu olmak için bunu kaçırdı. Huzurlu olmak için paranın peşine koştu. Parayla huzurlu olacağını zannetti. Parayı elde etti ama kaçtı huzur. Evet. İki. İnsanlarla niye barışık değil? Niçin birbirimize mesela küseriz? Niye birbirimize kavga ederiz? Aramızdaki tartışma niçin olur? Şeytandan olur. Başka? Herkes bir defa söylesin. Söyleyecekse. Peki ben söyleyeyim. Bir şey paylaşamazsak falan. Paylaşamazsak işte niçin kavga ederiz? Yemek fakiri için.
Bu da antika bir şey söyledi. Paylaşamadığımız için. Örnek kim ne dedi? Kendi menfaatleri için. Kendi menfaatleri için. Bir insan bir daha söylüyor. Niye? Başkalarıyla barışık değil. Niye kavgalı? Kendiyle barışık olmadığı için. Kendisiyle barışık olmadığı için. Niye bir insan bir insanı sevmez? Çünkü kendini sevmediği için. Bak ne oldu artık ezberledik değil mi? Ne sorarsak hep kendimize de. Üç tane soru da hep kendim. Bunu yapmak için. Niçin kavgalı? İnsanlarla. Çünkü kendisiyle kavgalı. Niçin insanları sevmiyor? Çünkü kendisini sevmiyor. Niçin insanlara değer vermiyor? Çünkü kendisine değer vermiyor. Çok garip. Ne ararsın şan buharada? Hakikati kendinde ar. Mutluluk mu? Dışarıda yok. Bir tanesi dedi ki, cenaze evinde sohbet ediyorduk böyle Esenyurt'ta. Geçen hafta demiş miydi? Demiştim. Böyle. Muz yaşası gibi bakıyor ama. Evet. Dedim kardeşim, neyi söyle diyorsun öyle dedim ya. Uyandır diyeyim ya yaptım. Uyansın. Yok hocam dedi. Baktım ki her tarafa mutluluk yağıyor. Huzurlu musun dedim. Ve devam ediyor. Hiçbir şey demedim. Kendisi devam ediyor. Şu andaki şu mutluluğum sabaha kadar devam etsin. Bir gün değil. Ömrüm sonuna kadar değil. Sabaha kadar. Hiç unutmuyorum kaç yerde tekrar ediyorum. Sabaha kadar devam etsin. Sabaha kadar. Keşke dünyada bir şey mi olmasa. Herhalde bir şeysi yok. Adam benim gibi de bunun için böyle vaat ediyor. Yanındaki diyor ki bu rezidans denilen site villaları. Villa ve binaları yapıp satan adammış. Esenyurt'ta 7 tane fırını varmış. Zonguldak veya Ereğli'de fırınları varmış. Bu adam diyor ki sabaha kadar, bir gün değil sabaha kadar şu huzurum olsun hiçbir şeyim olmasın. Dedim ki o kadar lezzet mi aldı? Dedi ki böyle daldı. Ne düşünüyordum biliyor musun? Sen orada konuşuyorsun, ben lezzetleniyorum dedi. Huzurluyum dedi. Niçin insan huzursuz diye ders yapıyordum cenaze evinde. Ya senin ruhunda olmak isterdim dedi. İçeride. Ne anlatmaya çalıştım bunla? Ne ararsın şan buharada? Hakikati kendinde ara. Barışık değil misin insanlarla? Kendinle barışık değilsin. İnsanlar sevmiyor musun? Kendini sevmiyorsun. İşini sevmiyor musun yaptığın işi? Kendini sevmiyorsun. Ne yapacağını kendini tanımıyorsun ki. Peki, niye insan büyüklenmek ister? İnsan niye büyüklenmek ister? Böyle, evet, ben var ya. Kendini sen çok sevdiğin. Başka, güzel. Kendine perkeli koyduk değil mi? Kendini beğendiği için. Kendini beğendiği için. Güzel. Kendini büyük gördüğü için. İnsan niye büyüklenmek ister biliyor musunuz? Küçük olduğu için. Çünkü büyüklenmek bir ihtiyaçtır. Adam. Büyükleneyim. Acıktınız. Ne ihtiyacınız var? Yemeğe. Yoruldunuz. Nereye ihtiyacınız var? Dinlenmeye. Büyüklenmeye ihtiyacım var. Niçin? Küçük olduğum için. Adam büyük olduğundan dolayı büyüklenme ihtiyacı var mı? Yok. Belediye başkanı zaten başkandır. Başkanlığını göstermek için, fiyaka yapmak için jopu alıp da simitçiyi kovalar mı? Çarşı pazarda, hey tezgahtar simitçi, domatesçi, limoncu, hey çekil oradan falan. Bu arada da etrafa bakıyor falan. Buna ihtiyacı yok başkanın. Bunu zabıta yapar. Büyük adam büyüklerin ihtiyacı yoktur. Niçin yoktur? Zaten büyüktür. Zayıf adam kibirlenmek ister. Aciz adam gururlanmak ister. Ha? 23. söz. Ebu Derda Hazretleri'nin bir sözü yazmışım da çok hoşuma gitti. Bu diğerlerini şeyden aldım. 23. sözden çıkarttım.
O zaman şimdi çok kabadayı gözüken piyasadaki insanlar değil mi? Küçüklüğünden, ayıklığından mi? Mesela bir başbakan vardı ya, Takozovic, ismini vermeyeyim. O mafyaydı. Onun mafya, ciddi iki tane mafya ayağı vardı. Bir tanesi bizim köylü. Evet, Konağlı. Ve basit adam için. Büyüklerine ihtiyacından dolayı bir öyle ihtiyaç duydu. Millet de büyük zannetti. Etrafında toplandı. Mafya oldu. Özel çok iyi biliyor. Öyle de değil. Dünyalığı artınca sevinenler, her gün eksilmekte olan ömrüne üzülmeyenler arasında aklı noksan olmayan yoktur. Ebu Derda Hazretleri'nin sözü. Yani servetim arttı, kazandım ya bugün de. Serveti arttığına seviniyor ama ömrü azaltmış. Farkında değil. Ana sermaye gitti. Bugün ne verdin? O kazanmak adına 100 lirayı, 200 lirayı karaciğer verdin. 8 saat karaciğer kullandın, böbrek kullandın, beyin kullandın, ayak kullandın, kasları, beyin, her şeyi kullandın. Değer mi yani? Namaz kıldınsa değer. Namaz kılmadınsa değermez. Bak çok antika, bu çok hoşunuza geçecek. İnanın şu cümle. Bak bu kadar şey söyledim, bu çok antika. Niçin aklın en büyük düşmanı yine kendisidir? Aklın en büyük düşmanı kimdir? Kendisi. Kendi aklıdır. Niye? Ben bir soru böyle şey yapma, sıkıştırmak için değil. Yani egzersiz yaptırmak istiyorum aklınıza. Aklın en büyük düşman aklıdır. Değil mi? Kendinden korktuğu için. İki tane olduğu için mi? Bak kendinden korktuğu için. Bak ne imal etti. Kendinden korkuyor. Bu birinci cevap. Kendinle tanışmaktan, kendinle barışık olmaktan, kendini dinlemekten korkuyor. Kendini sevmekten korkuyor. Televizyon, dum 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 radyo, ha 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 hu hu sokak. Sebebi ne biliyor musun? Kendine kaçıyor. Kendini dinliyor. Evet, kaçıyor. Bir de birisi bir şey söyledi. İki tane olduğu için. Harika o da. Harika. Hani o kadar hoşuma gidiyor ki böyle şeyiniz, imanet etmeniz. Bak bir de ben cevabını okuyayım. Soru şuydu. Niçin aklın en büyük düşmanı yine kendisidir? Çünkü aklına hedef ve tefekkür koymamış. Tefekkürü olmayan akıl kendi kendini yer bitirir. Hedefi yok aklı. Bir değirmen özelliği şey var da. Evet. Verelim misal. Değirmeni bilmeyen var mı? Ben ama görmemiş olabilirim. Bir sabit taş var. Bir de dönen taş var. Tamam. Şurası deliktir üstü. Burayı tane atarlar. Buğday veya mısır. Bu taşın yüksekliği alçaklığına göre ince ve kalın yapar. Şimdi mısır attığın zaman şöyle çalışır. Boş olunca gır 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 taş taşı yiyor. Tane koymasın. Tane koyarsa biraz aşağı tane attın ya. Taneyi ezdiği için taş taşı yemiyor. Onun için tok gelir. Eğer tane yoksa taş taşı yer. Gır 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 taş taşı yer işte şırçın. Bu ne demek biliyor musun? Peki, önlemizi çoğaltıyoruz. Şöyle bir değirmen bir. Bir tane de bunun üstüne koysak o da böyle dönse. Bir tane de böyle koysak. Değirmen, burada bir taş, burada da böyle. Bir tane de böyle. 7 tane değirmen koysak bir yerin içine. 7'si de boş. Değirmene gittiniz mi yani? Gittiniz mi? Yani boş olunca o sesi hayal edebiliyor musunuz? Kulübede. Şöyle kulübede. 7 tane taş. Bak, bu bir. Yedi tane. Yedi tane taşın boş olduğunu kabul edin. O odada durulur mu? Bu kafada da 7 tane değirmen var. 7 tane değirmen var. Eğer bu tahayyül, tasavvur, taakul, tasdik, izan, itizam, itikar. Abileriniz aşağıda ders yaptım onu. 7 tane değirmen. Öğreneceksiniz ama şunu bilin yeter. Şu kafanın içinde minyatür 7 tane değirmen var. Bazılar ne diyor biliyor musun?
Hocam, abi. Nurcular abi der. Abi kafamda ses geliyor ya abi. Ha? Oradan birisi geçti ya. Gece tuvalete gideceğim. Orada bir gölge bir şey var anne. Ha? Aa orada bir ses geldi. Ne? Tıkır tıkır. Çatıda birisi var ya. Daha çok kimse olmayınca evde, tamam mı? Tıkır tıkırlar sesler. Ha? Ondan sonra hatta rüyalar. Rüyaların değişik olmasının sebebi bu. Şimdi ne biliyor musun? Kafam bak çıkarttı. Şimdi 3 tane değirmen dolu, 4 tanesi boş. 6 tanesi dolu, biri boş. Yani böyle düşünün. 7 tane değirmen bir böyle çalışıyor. Gar gar gar, ötekisi 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 7 tane. Yani hangisi dolu, ondan top çıkar. Boş olan cıllak çıkar. Burada yaşanır mı? Farklı farklı ses geldiği için bir o ses sese girer. Bak. Yapıyor. Aynı yerde bu ses bu sese vurunca bu ses de yok olur. Bu ses yok olur. Üçüncü bir ses çıkar. Farklı. Eğer biraz daha vesvesen varsa babaannenin sesine dönüşür o ses. 7 tane farklı ses ortalamasını alacaksın şimdi. Bak. Hepsini kup aynı yerde çarpın. O zaman ne olur biliyor musun? Kafa en çok nereye yoğunlaşmışsa, korktuğumuz şeyse ses 7 tane ona dönmeye başlar. Mesela adam kargaya ne demiş? Gak gak hak hak diye duymuş. Gak 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 hak hak diyor. Çünkü kendisi hak dediği için karganın sesi de hak olarak görüyor. Tamam. Şimdi bu değirmen ne biliyor musunuz? Kafadaki 7 tane sistem. Eğer biz o değirmenin içerisinde tane demek olan ilmi, eğitimi atmasak taş taşı yiyor. İçindeki sistem tahayyül, tasavvuru, taakul, tasavvuru, tasdik, aklı, izan, iltizam, itikat, izanı 7 tane birbirini yer. Ondan sonra 7 tane hastalık, psikolojik hastalık buradan çıkıyor. Bu 7 tane ifrat tefrit olunca bir ifrat tefrit 7 kere 2 14. Psikolojik hastalıkların temel zaten 7, 14 tanedir. Yok duygu bozukluğu, yok düşünce bozukluğu. Değirmene taş atacaksınız. Şey, tane atacağız. Peki abi ne yapmalıyız mesela? Öyle bir şey oldu diyelim. İlim atacağız da tane atacağız. Mesela var. Değirmene gittik. Lan sesten. Ne biçim atıyorsun be? Demek dur olur mu? Ne yapman lazım? Mısır atman lazım. Gır yaparken bak nasıl değişecek. Gır. Mısır attık. Hem akıllı dönmeye başlar. Eski böyle manyak dönerdi. Mısır koyunca. Nerede? Demek ki burası değirmen. Birbirine bindirilmiş taşlar var. Atarsan taneyi hem ısırıyorsun. Yani taneler yapar. Hem un olur. Hem taş taşı da yemez. Kral benim dersin. Kral benim. Oturursun böyle. Her şeyi burada halledersin. Peki ya canım sıkılıyor. Mısır atmadı. Şimdi arkadaşlarınızla ranzaya gideceksiniz. Hem üst kat var değil mi ama? Bir tanesi ya canım sıkılıyor dedi. Ne diyeceksin? Tane at. Değirmen galiba boş. Tamam. Canınız sıkıldı mı ne yapacaksınız? Tane yokmuş kafamda. Ya bu risale oku olur. Veya bir abinin dersine katılırsın. Veya Hizbul Kur'an okursun. Kur'an'dan. Veya bir kıraat imamını taklit edersin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bir işte imamları güzel sence hangisi daha hoşuna gidiyor? Ya onunla bu ne demek biliyor musun? Değirmene taş attı.
Ama kaçış rampası şudur. Kaçış rampası ne demek biliyor musun? İzmir'de gördüm. Şeyde de var, Samsun'da. Tamam. Samsun'a girerken, böyle Havza'dan Samsun'a inerken çok belki 40-50 derece var yokuş. İzmir'deki ise 60 derece var. Böyle kamyonlar freni patlarsa uçmuşlar. Ben Samsun'da çok gördüm. Ne 40 ya, 60 derece var yukarıda. Çünkü tuğla kamyonu hala hayalimde. Adamın kolunu bir yerde görmüştüm. Daha tuğla 5-10 dakika önceki olduğu gözüküyor. İndim. Kol gördüm yani. Anlasın, dayanamadım zaten. Şimdi ne anlatıyorum biliyor musun size? Şimdi kamyonlar böyle gidince, kalitesiz de arabaydı eskiden. Fren patlayınca haydi gitti. Şimdi devlet ne yaptı? Hem kaliteli araba hem de inerken freni patlarsa bir şey anlatacağım size. Freni patladı mı? Üç yerde kaçış rampası var. Giderken hemen sağda bir şey var. Zaten tabela var. Kaçış rampasına 300 metre. Kaçış rampasına 200 metre. Kaçış rampasına 100 metre. Onu geçirdin. Ta inene kadar bir tane de kaçış rampası. Fren patladı mı uçurma yok. Sabret birkaç 100 metre 200 metre sonra şu rampanın kenarından şöyle bir yol gidiyor. Yol yapmış devlet. Böyle. Yaklaşık olarak da 20-30 santim çakıl koymuş. Yola dizmiş. Bu freni patlayan kamyon böyle gideceğine hemen zaten paralelli. Hop rampaya vuruyor. Fren yok ya. Ama böyle gittiği için hem rampa hem de kum ve çakıl koyduğu için kamyon 100-200 metre sonra duruyor. Buna kaçış rampası denilir. Sıkılan insan da kaçış rampası kullanır. Gol! Kaçış rampası mı? Maçlanmış kullanmak. Dın 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 kaçış rampası mı? Ondan sonra ha 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 hu hu kaçış rampası. Onunla bunlar dalaşmak, kavga etmek, telefonları kapatın. Onunla bunlar dalaşmak, kaçış rampası. Telefon kaçış rampası. Kaçış rampasını kapat. Şüphelenini sağla. Tamam. O da şaftı keser, dingili dağıtır. Bayağı zarar verir abi. O kadar. Ama adam kurtulur. Eğer kaçış rampası da... Ha şimdi şu. Medreselerde kaçış rampası. Risalede kaçış rampası. O kaçıyorsun ama ötekisi... Yani o görüyorsun kendini çökerten bir sistem çalışıyor. Nereye kadar kaçacaksın? Bak niçin aklın en büyük düşmanı yine kendisidir? Çünkü aklın hedefi ve tefekkürü koymamış. Tefekkürü olmayan akıl kendi kendini yer bitirir. Şuunatla sıfat arasında en büyük fark, belirgin fark nedir? Sıfatlarda ikilikler var ama şuunatta ikilikler yoktur. Bu büyükler için söylüyorum. Şuunat-ı zatiyeyle arkadaşlar, hocalar, abiler, abileri olanlar aşağıdakiler. Şuunat-ı zatiyeyle sıfat arasındaki fark, sıfatta ikilik var, şuunatta ikilik yoktur. Birisi sormuş, buraya kaydetmişiz. Unutmayalım diye. Şuunatın vücud haricileri çıkınca sıfatlara dönüşür, dönüşmeyenler şuunat denir. Şimdi şey okuyacağım, kesiyorum. Tefekkürü ve şükrü olmayan ne olur? Yani tefekkür nedir biliyor musunuz? Düşünmek. Doğru. Başka? Yani tefekkür ne biliyor musunuz? Eşyadan, hani sizin ha? Bir şey görüp de oradan Allah. Harika. Sen bu akşam bir harikasın. Kaç yaşındasın? 13 mü? 13. Yaşın neydi? Şey, adı neydi? Yusuf Kerem. Yusuf Kerem. Maşallah ya. Eşyadan Allah'ı tanımak, yolunu kullanmak. Yani mesela çiçeğe bakıp bunu boyayan kör olmaması lazım. Bir, bunu boyayan zevk sahibi olması lazım. Bunu boyayan benim gözümü bilmesi lazım. Benim gibi. Bu elmayı takan benim gözümü bilmesi lazım. Bu elmaya koku koyan benim burnumu bilmesi lazım. Bu elmanın yenişini koyan ön taraf kesiyor, diş, arka tarafı öğütüyor, dişimi bilmesi lazım. Bu elmaya tadı koyan dilimi bilmesi lazım. Bu elmaya gıdayı koyan benim vücudumu bilmesi lazım gibi. Bunları düşünürken
ortaya çıkan ulvi haz var. Haz. Baklava yerken lezzet oluyor ya. Aa! Baklava elini aldın lezzet o. Aa, ne lezzet ya. Hani baklavadan sonra çıkan lezzet. Ha, bu elmayı boyayan içsiz doğuştan kör olan bir insanın otokaportaya gidip boya attığını gördünüz mü? Arabaya boya atıyor tabancayla. Pişt, 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 pişt. Doğuştan ama ressamlık olur mu? Ha. Şimdi aynı bunun gibi bunu bana bak bu elmayı boyayan benim gözümü biliyor. Kokuyu koyan benim burnumu biliyor gibi düşündükten sonra bu düşünmektir. Ortaya çıkan haz, lezzet bu tefekkürdür. İnsan kendisini ne kadar fark ederse o kadar şükreder. Şükrün sebebi kendini tanımayla orantılıdır. İnsan kendisini ne kadar tanırsa o kadar şükreder. Ne kadar kendisini tanımasa o kadar nankör olur. Şimdi tefekkür ve şükrü olmayanlar ne olur? Tamam abimiz. Hazır mıyız? Bunu okuyacağım, keseceğim. Tefekkürü ve şükrü olmayan ne olur? Doğan güneşi görmez. Şu güneş var ya sabah nereden doğuyor Murat'ım kışın şey şimdi? Ahmet nereden şey hatırladım. Buradan. Bak sabah doğan güneşi hiç görmez. Fark etmez yani. Elhamdülillah. Ne der? Her şey ters gidiyor. Bütün işim ters gidiyor. Hiçbir iş ters gitmez. Güneş aynı yerde doğuyor ben bileli. Yağmur yukarıdan akıyor. Elma armut vermiyor. Tamam mı? Şeftali bilmem ne vermiyor. Yani hiçbir şey ters gitmiyor. Her şey düz gidiyor. Bizim temel var ya Laz. Anons yapmışlar otobanda. Alo alo. Otobanda bir araba var. Dikkat edin ters gidiyor. O da rasyonelisi açıkladısı. Ne bir adam dedi herkes ters geliyor dedi ya. Çünkü iki kim ters gidiyormuş? Anladın mı? Demek ki pergeli kendine koyuyor. Herkes yanlış. Pergeli böyle koyarsan ben herkes doğru. Bir, tefekkürü ve şükrü olmayan doğan güneşi görmez. Görmediği için doğan güneşi seyredip zevk alamaz. Bir. İki, yoğun bakım ünitesine bağlı olmadan rahat nefes aldığının kıymetini bilmez. Siz yoğun bakım gördünüz mü? Böyle nefes alan var. Bunları bir yoğun bakıma götür. İnşallah. Veya resmini videosunu getir. Daha iyi olur. Bir tanesi bana ne demişti? Burada söylemişti. Koca Usta Paşa değil. Cera Paşa. Cera Paşa'sını bir Nurcu'ya gittim. Ziyaret ettim. Doktora dedi ki çıkar dedi. Çıkarttı. Ben bir iki kelime edeceğim. Müsaade etmiyorlardı koku, şey, mikrobu. Uzaktan. Bu hoca kardeşime dedi. Bir şey diyeceğim dedi. Tamam çıkarttı. Doktor da merak etti. Çok yoğun bak. Hasanım. Ben toparlayıp söylüyorum. Hasanım. Yoğun bakıma takılmadan benim Müslüman kardeşlerimin rahat yoğun bakım olmadan nefes alıp verdiğini farkındalar mı? Ne olur dersten zikret. Şu anda nefes alıyor musunuz? Bakın. He? O zaman yoğun bakılıyorsunuz. Yoğun bakım ünitesi olmadan nefes aldığını görmez. Tefekkürü ve şükrü olmayan. Üç. Elindeki nimetleri fark etmez. Elini fark etmez. Ben ne yaptım biliyor musun? Petrol alırken dedim ki adama. Kıştı. Geçen sene. Hatırlarsın ne yaptılar. Dedi. Ondan sonra dedim ki. Ne bahtiyarsın. Ne bahtiyarım dedi. İlle cam indirdim işte diyeceğim ya. Birkaç dakika duracağım bir şey demedim. Duramam zaten. Beyefendi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Açtım. Doluyor. Bakıyor. Dedim ne camdan bakıyorum. Ne bahtiyar insansın dedim. Bana mı söyledin dedi. Sana söyledim tabii. Ne dedi ya baksana donuyorum dedi. Hemen ağzına gelmiş poşet. Görmüyor musun? İkinci katta dedi. Patron dedi. Sıcakta oturuyor. Ben dedi burada elimi üfürüyorum dedi. Nereye bahtiyar?
Dedim ki elim vardı üfürüyorsun. Eli olmayan nereye üfürecekti? Durdu biliyor musun? İnanın bana. Bak elim var biliyor musun? Baba çok çok. Bu elin olmasa ulan tuvalete gidip donunu da indiremezsin dedim. Belki dedim o patronun dedim senin yediğini yiyemez. Sen dedim taşı bile yersin dozer gibi. Doğru söyledin dedi ya şekeri yemiyor dedi. Tatlıları biz yiyoruz dedi. Bu sebeple yapıyor ha. O ikinci kata bakıyor petrolün sendeki yazane patrona bakıyor. Ben ne dedim bu adama? Elif ve tetse mi söyledim? Namaz kıl mı dedim? Müslüman ol akıllı ol dedim. Ne dedim? Elinin farkında mısın dedim. Bana ne dedi biliyor musun? Sen hocam mısın? Elinin farkında mısın dedim. Sen hocam mısın? Dedim bunları söylemek için hocam olmak lazım. O da doğru dedi. Ya biraz da şey yap. Baktım oyalanıyor. Beni göndermemek için. Sen anlaşılan bu konuşmalar hoşuna gitti mi? Evet. Nereden naklettin biliyor musun dedim. Nereden? Risale-i Nur denilen bir eserden ama onu dedim bu şekilde konuşma, anlatma, nur dersi var dedim. Ben de oradan istifade ediyorum. Al bu kartı oraya girersin. Camdan bakıyorum. Aa adam eli böyle hala bakıyor. Ve eline baktığını gördüm hayret ettim. Elinin farkında mısın dedi. Elim var dedi. Avukatım baktı. Ondan sonra dedim ki elini arkaya götür. Yok kabul et. Tamam. Hadi git tuvalete donunu indir. Dayanamadı biliyor musun? Hemen gitti. Tefekkür ve şükür olmayan elindeki nimeti fark etmez. 4. İstikametin büyük nimet olduğunu idrak edemez ve kendisinin tehlikesiz addeder. Bak, Fatiha'da ihdine sıratel müstakim okuyoruz. Allah'ım ilmimi artır demiyoruz. Fatiha'da yok böyle bir şey. Ama Allah'ım istikametten ayırma diyoruz. İstikamet olmayan var ya koca koca televizyonda çıkan adamlar var ya ilahi yatçılar. Tepe takla gidiyorlar. İstikamet yok. Televizyonda vitrine beni çıkarsınlar diye Deccal'a Müslümandır diyor. Oysa çok iyi biliyorum ki o adam onun Müslüman olduğuna inanmıyor. Televizyon ekranı için bu millete yalan söylüyor. Tamam. Demek ki tefekkürü ve şükrü olmayan İstikametin büyük nimet olduğunu idrak edemez ve kendisini tehlikesiz addeder. Ya ben bana bir şey olmaz zanneder. Tefekkür olmayan kendisini çok güvende zanneder. Ya bu derste ya bunlar çocuklar ya sakat tekiler. Mesela şu dinleyen var ya sizler veya ben. Tabii dinlesinler, öğrensinler ya. Ben bunları biliyorum. Der. Sadaka vermeyi ahmaklık kabul eder. Tefekkürü ve şükrü olmaya. Sadaka vermek var mı? Ahmak. Gerizekalı adam öyle ya. Bütün ya. Şeytan diyor ayet-i kerimede sonuna gelir. Zekatını der ki sonuna gelir. Verme. Biter. Verme ya. Sadaka hastalığın tedavi sebebi olduğunu bilmez. Biteceğini zanneder paranın. Oysa sadaka maddi ve manevi tedavi olduğunu izan etmez. Başka? Kendisinin kendisine yeteceğini zannedip rehber aramaz, yol arkadaş aramaz. Tefekkürü ve şükrü olmayan kendi kendisine yeteceğini zanneder, rehber aramaz, abi aramaz, abla aramaz, yol arkadaş aramaz. Ben kendim kendimi yaparım. Yapamaz. Başka bir madde. Fedakarları tevazu sahiplerini, insanlara iman hizmeti yapanları saf dilik zanneder. Fedakarlar var ya, veriyor. İnsanlar için hayatını feda etmiş. Saf saf. Durumu iyi değil. Saf dilik zanneder. Küllü nasi mecnunun ala kaderi hava ihtilafil cunun. Peygamberimiz diyor ki aleyhisselam. 13. şu anda. Bütün insanlar delidir. Ama delilik derece derecedir. Allah'a ve ahirete iman edeceksin, rahatça günah işleyeceksin. Delilik değil midir? Günah işleme nispetinde insan delidir. Şimdi tevazu edene, cömert olana, hayır hasenat yapana, kendisi yapmadığı için ahmak der. Yenemiyorsun ya sen ya. Neyin peşine koşuyorsun ya? Bana öyle derlerdi. Derlerdi ki,
dünyanın ipi koptu oğul, sen mi bağlayacaksın? Bak herkes kendisini kurtarmaya çalışıyor. Sen insanları mı kurtaracaksın? İbrahim Aleyhisselam'a söndürmeye gelen karıncaya sormuşlar. Olmuş ha? Allah konuşturmuş. Ya İbrahim koca ateşte sen ne bu ne nereye gidiyorsun demiş ya. Melek demiş. Ha bu ağzını aldın. Ben demiş İbrahim'in ateşin söndüremeyeceğimi biliyorum. Ama onun yanında olduğumu ona ve Allah'a göstermek istiyor. Bak yanında olduğumu. Hallacı Mansur'a idam ederken, taş atarlarken alimin bir tanesi de gül atmış. Ölmeden önce demiş ki hepsi bana gül gibi geldi. Gül atanın taş oldu bana dedi. O kadar demiş ölmüş. Keşfel kubur görmüş evliya. Niye böyle dedin? Çünkü o gül atan, taş atanların yanında ne işi vardı? Evet, başlığı okuyorum tekrar. Tefekkürü ve şükrü olmayan fedakarları, tevazu sahiplerini, bir de tevazu var. Estağfurullah kardeşim, cahildir. Sakın arkadaşlar, ders yapanlar, cahillere, çocuklara, delilere, hayvanlara, işin ehli olmayanlara tevazu yapmayın. Gurur kibir de yapmayın da, estağfurullah sen daha iyi bilirsin, yapma. Tevazu olmaz onlara. Öyle tevazu yaparsan, estağfurullah siz daha şey yaparsınız falan. İnanır öyle, hakikaten ben dayım. Ya buyurun, hocam efendim, hoca efendi buyurun ders yapın. Desem ki, estağfurullah siz buyurun. He tabii hakikaten ben olmaz. Her şeyin hakkı var. Demek ki fedakarları, tevazu sahiplerin, insanlara iman hizmetini yapanları saftirik zanneder. Vermek almanın bedeli olduğunu yanaşmaz. Tefekkür ve şükür yapmayanlar vermek almak olduğunu bilmez. Bilgisini ilim zanneder. Kafasındaki küçük dünyayı umumi dünya zanneder. Ve herkese de, herkes de benim gibidir zabına kapılır. Ben mesela televizyondan kurtulamıyorum. Maçtan kurtulamıyorum. Ne bileyim zaafım var. Arabadır şudur budur. Tefekkür ve şükür olmayan ne zanneder biliyor musun? Bende bu zaaflar var mı kardeşim? Var. Kurtulamıyor muyum? Evet. Herkes de böyledir. Geneller bunun. Ne alakası var? Ben size samimiyetimle soruyorum. Osman kaç yaşındasın? 16. 16 yaşında Osman'ın imtihanı benim topuğuma bile gelmemiş. Hiç beni ilgilendir. Ama o denizde boğuşuyor. Ama benim imtihanım ise Osman'ın topuğuna gelmemiş. Osman da hiç umurunda değil o. Çünkü benim imtihanım onun imtihanı değil. Onun için herkesin imtihanı farklıdır. Onun için, ne demek istiyorum ben bunlar? Sakın birbirinizi itham etmeyin. O kadar basit adam ya. Acayip bir adam. Ne kadar bevefa. Bunu nasıl yaptın, nasıl dedi deme. Onun imtihanı o, senin ismin o. Küçük adamlar insanları küçük görür. Bak, fekura kabe. Allah diyor ki Celle Celle, herkesin imtihanı farklı. Hanım, anneniz, bacınız, ablanız, kardeşiniz, arkadaşınız, ders arkadaşı, hocanız, abiniz, ablanız. Herkesin imtihanı farklı. Sakın. Ya ne acayip bir şey ya bu. Ne kadar basit ya adam ya. Ulan bir bunu yapamadı lan. Bu ne diyemedi lan. Bir bunu yapamadı. Söyleyemedi. Demeyin. Onun imtihanı senin topuğuna gelmedi deniz. Ama o boğuşuyor boğulmamak için. Senin imtihan, senin boğuştuğun denizde de onun topuğuna gelmemiş. Herkes ayrıdır. Sakın kendinizi başkasına kıyas etmeyin. Tamam. Peki bir tane de kaldı herhalde. Fedakar ve şükrü olmayan insan ne yapar? Şurayı okuduk galiba. Kendi kafasında kurguladığı küçük dünyayı umumi zanneder. Herkesin de benim gibidir zabına kapılır. Kendisi gibi herkesin rahatsız olduğunu, battığını iddia eder. Peygamber hakkında bunun hadis var. Herkes mi? İnsanlık bitti, bitti. Kalma canım. Bitti canım, insanlık dibe vurmuş. Diyen dibe vurmuştur.
Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam bir mana. Bir mana. İnsanlık bitti diyen kendisi bitti. Sana ne? Karınca ol. Elbette ki ağzındaki suyla İbrahim'in ateşini söndüremezsin. Ama İbrahim'e ve sahibine onun yanında olduğunu göster. Bitmedi. Sen bittin. Burada kesiyorum. Çünkü yemek yediniz değil mi akşamın? Peki şimdi çay değil mi? Yusuf Kerim miydi? Kerem. Bu akşam favori sensin. Favori ne demekti? Özbeledim ama. Öne çıkan. Öne çıkan. Popüler olan. Popüler. Öyle de kabul edelim. Sensin. Hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah istifade etmişizdir. Allah bu bilgileri tefekkürle ilme dönüştürmeyi, onunla ruhumuz haklanmayı, hak ile haklanıp Cenab-ı Hak bu hizmet imaniyede ihlasla, sadakatla, takva ile, hizmetle, iştinab-ı kebair ile devam etmeyi ve son nefesimize kadar talebi ulu unvanı ile Allah hayatımızı devam ettirmeyi, maddi ve manevi hastalığımızın sebebi olan erva habiseleri, mevad-i şerileri hak ile ihsan eylesin, sihat ve selametin sebebi olan erva aliyeleri, ruh-i kutsileri nasip eylesin. Ahirette pişman olacağımız iki şeyi dünyada yaptırması söyletmesin. Keşke yapmasaydım, keşke yapsaydım. Bunları bize Cenab-ı Hak nasip etmesin. Ve ahir davahum en elhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha'tı masalama. Ya ezan çok güzeldi dediler. Ben de dedim olan dedim ya dersi şey yapalım. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم ما شاء الله يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون
بسم الله الرحمن الرحيم والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة İyi misiniz? İsmini söyleyin. Ben sana çıktım. Çocuk baktım böyle bakıyor. Babası evde dedi ki, baba bu deli mi yapacak dersi? Sonra ders bittikten sonra dedi ki, baba ya bu deli değilmiş ya baba. İçini anlattı. Bak bana öyle dedi, ben ses yapmadım. Hadi gel bana. Arkadaşlar, hazır mı dedim? Bu nereden geldiyse durumu iyi değil. Bilim onu ben bir Allah maşallah ya. Gelin abone gel. Sen de gittin biraz öyle. Bak. Ya çok hoş oldu. Bir tane. Maşallah. Allah razı olsun. Sabahınız hayırlı olsun. Şükürler olsun. Ben de. 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 Ben de
Valla her şey bitti, çay yok ya. O korkak yine, korkak havalandırsa ama. Yağmurlu mu orası? Bayağı çok güzel şey ya. Evet hocam. Allah ne zaman nasip ederse hocam. Aferin sana. Eyvallah. Başka ne var ne yok oralarda? Buraları yasan abi. Öyle mi? Allah Allah ne kaçacaksınız ya. Yoksa benden gizlice mi yiyorsunuz? Sesini çıkmadılar göre ne kaçırıyorsunuz? Bir. Buradan para geliyor. Allah'a emanet olun. Bezo.